Koronavirüs nedeniyle Almanya'da okullar, kreşler, üniversiteler, mağazalar gibi birçok yerin kapatılmasına karar verildi. Ancak Almanya'da her eyalet bu kararlar doğrultusunda farklı şekilde ilerliyor. Peki neden kararlar her yerde aynı şekilde uygulanmıyor? Şansölye Merkel'in verdiği karar yeterli değil mi? Federal hükümet ve eyaletler tarafından geçen hafta çarşamba günü alınan kararlara sonuna kadar inanıyor ve bunların arkasında duruyorum. Fakat bunların o günden bugüne olan hayata geçiriliş biçiminden kaygı duyuyorum. Uygulama bana kısmen çok cüretkar, hatta fazla cüretkar geliyor. Bunu söylemem, anayasamıza göre tanınmış olan federal devlet düzenimizde, federal eyaletlerin birçok konudaki ve elbette enfeksiyona karşı koruma yasasında da olan egemenlik haklarına sonuna kadar saygı duymam açısından zerre kadar bir şey değiştirmez. Federal düzenimiz güçlüdür. Burada herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için bunu tekrar vurgulamak istedim. Merkel, eyalet hükümetlerine sadece tavsiyelerde bulunabilir. Peki ya bunun sebebi ne? Bu durum, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan Alman Anayasası ile ilgili. Anayasada, devletin örgütlenme ilkelerine karar verilirken, federalizm rehber alındı. Demokratik, Federal Almanya Cumhuriyeti, federal bir devlet olarak kurulmuş olsa da, federal eyaletlerin bağımsız olmasına karar verildi. Böylece, ulusal sosyalizmin sona ermesinden sonra, Almanya'da, bir daha diktatörlüğün kolayca oluşturulması da engellenmiş oldu. Almanya'da bazı siyasi kararlar federal hükümet tarafından, diğerleri ise eyalet hükümetleri tarafından düzenlenir. Eğitim eyaletlere göre belirlenen bir konudur ve bu nedenle okulların açılış tarihleri de eyaletten eyalete farklılık gösterebilir. Bazı konular yerel düzeyde de ele alınabilir. Örneğin maske ilk olarak bazı şehir veya ilçelerde zorunluydu. Sonra bazı eyaletlerde zorunlu hale geldi. Şimdi ise Almanya genelinde belirli yerlerde maske takmak zorundasınız.